Türk dünyasının güçlü sesi TRT Avaz'dan Avrasya gündeminden merhaba sevgili seyirciler. Bugün 27 Ocak 2020 Pazartesi dünyadan, Türkiye'den, Türk dünyasından gelişmelerle karşınızdayız. Sevgili seyirciler, geçtiğimiz Cuma gecesi tüm Doğu Anadolu'yu sarsan 6,8 büyüklüğündeki depremde Elazığ ve Malatya'da 39 kişi hayatını kaybetti. 7 ilde 1607 kişi yaralandı. Enkaz altında kalan 45 kişi sağ olarak çıkarıldı. 87 bina yıkıldı. Depremin ardından seferber olan kamu kurum ve kuruluşlarının çalışmaları aralıksız sürüyor. Son bilgileri AFAD Kriz Koordinasyon Merkezi'nden Çağla Gül Tuncer'den alacağız. Depremin ardından arama kurtarma çalışmalarında mucize anlara tanıklık ettik hep birlikte. 25 saat sonra enkaz altından çıkarılan Ayşe Yıldız ve 2,5 yaşındaki kızı Yusra tırnaklarıyla enkazı kazıyarak iki kişiyi kurtaran Suriyeli Mahmut, kısa sürede enkaz altından 45 kişiyi kurtaran arama kurtarma ekipleri ve depremin yaralarını bir an evvel sarmak için kenetlenen bir ülke Türkiye. Birazdan hepsini ekranlarınıza getireceğiz. Sevgili seyirciler, koronavirüs Çin'i sarmış durumda. Tibet dışında ülkenin tamamına yayıldı. Çin'de hayatını kaybedenlerin sayısı 80'e yükselirken virüsten etkilenenlerin sayısı ise 2000'i aştı. Şu ana kadar 13 ülkeye yayıldı. ABD'de virüs görülen kişi sayısı 5'e yükseldi. Virüsün Avrupa'da görüldüğü ilk ülke olan Fransa'da 3 vaka tespit edildi. Yani tablo giderek vahimleşiyor. Peki alınan önlemler ne? TRT Pekin temsilcisi Musa Peryiğit'e soracağız. Çin'de ortaya çıkan öldürücü virüsün Kazakistan'a yayılmaması için önlemler sıkılaştırılıyor. Başkent Nur Sultan'da Kazakistan Başbakanı Asgar Mamin başkanlığında alınacak yeni önlemlerle ilgili toplantı düzenlendi. Ayrıntıları bize TRT Nur Sultan muhabiri Güzel Saitova aktaracak. Birazdan Özbekistan'da da Sağlık Bakanlığı koronavirüsüyle ilgili alınması gereken önlemler hakkında bir toplantı düzenledi. Ayrıntıları TRT Taşkent muhabiri Mehmet Canpolat'tan alacağız. Cumhurbaşkanı Erdoğan Afrika turunda, ziyaretin ilk ayağı Cezayir'de temaslarını tamamladı. Hangi mesajları verdi? Ayrıntıları ziyareti takip eden Nurgül Dönmez aktaracak. Erdoğan Afrika turunun ikinci ayağı Gambiya'da olacak. Buradaki temasların ayrıntılarını da bize Gambiya'nın başkenti Banjul'daki TRT ekibinden Ali Coşkun aktaracak. Sevgili seyirciler, Libya'da darbeci Hafter bir kez daha Trablus'taki Mitiga Havaalanı'na hedef aldı. Saldırının ardından uçuşlara kapatılan Mitiga Havaalanı, Hafter'in Libya'nın dünyayla bağlantısını kesmek istediği kritik noktalardan biri. Saldırılar sonrası bölgeyi ilk kez TRT ekibi görüntüledi. Ayrıntıları birazdan aktaracağız. Irak'ta da sular durulmuyor. Başkent Bağdat dahil 6 kentte gösteriler hafta sonunda yeniden alevlendi. Protestolarda 12 kişi hayatını kaybetti. 230 kişi de yaralandı. Son durumu TRT Erbil temsilcisi Yılmaz Aslan aktaracak. 29 Ocak 1988 sevgili seyirciler, Batı Trakya Türkü'nün milli kimliğini dünyaya aykırdığı gün. Bu yıl Batı Trakya Türkleri Dayanışma Derneği 29 Ocak Milli Dayanışma Günü'nü Srebrenica Potoçeri Mezarlığı ziyaretiyle anacak. Dernek Başkanı Necmettin Hüseyin Adaletoğlu bugün Srebrenica'dan yayın konuğumuz olacak. Yoğun bir gündemimiz var. Önce haber turu. ...6,8 büyüklüğündeki depremde Elazığ ve Malatya'da 39 kişi hayatını kaybetti. 7 ilde 1607 kişi yaralandı. Enkaz altında kalan 45 kişi sağ olarak çıkarıldı. 76 bina yıkıldı. Depremin ardından seferber olan kamu kurum ve kuruluşlarının çalışmaları aralıksız sürüyor. Sürsürü mahallesinde yıkılan bir binada mahsur kalan Dürdane ve Zülküf Aydın çiftini Suriyeli Mahmut tırnaklarıyla enkazı kaza kaza kurtardı. Hayatta kalmaları için var gücüyle çalıştı. Depremden iki gün sonra ise o aileyle bir araya geldi. Buluşmada duygu dolu anlar yaşandı. El bebek gül bebek saklıyorlar. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 3 gün sürecek Afrika temaslarına Libya mesajıyla dün başladı. Cumhurbaşkanı uluslararası toplumun Libya kriziyle ilgili iyi bir imtihanı veremediğini söyledi. Bir defa Hafter darbecidir. Darbeci Hafter'e niçin bu kadar omuz verdiklerini, destek verdiklerini ben Şansölye Merkel'e de söyledim. Bakın dedim, şımartıyorsunuz. Kendisi de kabul ediyor. Biz birlikte öğretmek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Türkiye-Cezayir İş Forumu'nda konuştu. Türkiye ile Cezayir arasındaki ticaret hacmini 5 milyar dolara çıkarma kararı aldıklarını söyledi. Erdoğan iki ülke arasında serbest ticaret anlaşması için gerekli adımların süratle atılacağını bildirdi.
Çin'in Wuhan kentinde geçen ay ortaya çıkan koronavirüs yayılmaya devam ediyor. Çin'de hayatını kaybedenlerin sayısı 80'e yükselirken virüsten etkilenenlerin sayısı ise 2000'i aştı. Kuluçka süresi 14 güne kadar çıkan koronavirüsün bu süreçte herhangi bir belirti vermemesi yayılmasını hızlandırıyor. Çinli yetkililer aşı geliştirmek için çalışmalara başladı. Libya'da darbeci Hafter bir kez daha Trablus'taki Mitiga havaalanını hedef aldı. Saldırının ardından uçuşlara kapatılan Mitiga havaalanı, Hafter'in Libya'nın dünyayla bağlantısını kesmek istediği kritik noktalardan biri. Irak'ın başkenti Bağdat'ta hükümet binaları ve yabancı misyon temsilciliklerinin bulunduğu yeşil bölgeye füze saldırısı düzenlendi. Saldırıda yaralılar olduğu belirtiliyor. Terör örgütü PKK-YPG Suriye'nin Aziz ilçesinde bomba yüklü bir kamyoneti patlattı. Saldırıda 7 kişi öldü, 20'den fazla kişi yaralandı. Saldırı anı güvenlik kameralarına da yansıdı. Kobe Bryant. Amerikalı ünlü basketbolcu Kobe Bryant, ABD'nin Kaliforniya eyaletinde geçirdiği helikopter kazasında hayatını kaybetti. Bright'ın 13 yaşındaki kızıyla birlikte 7 kişinin daha bulunduğu helikopterde sağ kurtulan olmadı. Türkiye yardım elini uzattı, Cezayirli öğrenciler bilgisayara kavuştu. TİKA tarafından yaptırılan bilgisayar laboratuvarının açılışı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan tarafından yapıldı. Brezilya'da Cuma gününden bu yana etkili olan sağanak sel ve toprak kaymalarına neden oldu. 46 kişi hayatını kaybetti. Ada ülkesi Madagaskar'da da şiddetli yağış felakete yol açtı. 26 kişi yaşamını yitirdi. Grammy müzik ödülleri sahiplerini buldu. Bu yıl 62.si düzenlenen törene beşer dalda ödül kazanan Billie Eilish damga vurdu. Sevgili seyirciler, 6,8 büyüklüğündeki depremde Elazığ ve Malatya'da 39 kişi hayatını kaybetti. 7 ilde 1607 kişi yaralandı. Enkaz altında kalan 45 kişi sağ olarak çıkarıldı. 87 bina yıkıldı. Depremin ardından seferber olan kamu kurum ve kuruluşlarının çalışmaları ise aralıksız sürüyor. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı AFAD, Elazığ'daki depremin ardından genel duruma ilişkin kapsamlı bir açıklama yaptı sevgili seyirciler. 6,8'lik depremin ardından 21'inin büyüklüğü 4'ün üzerinde 1000'e yakın artçı deprem meydana geldi. Elazığ ve Malatya'da 4000'in üzerinde ağır hasarlı bina tespit edildi. 87 bina yıkıldı. Enkaz altında kalan 45 kişi sağ olarak çıkarıldı. Depremde ikisi kalp krizinden olmak üzere 39 kişi hayatını kaybetti. Deprem sonrası bölgeye 4800 arama kurtarma personeliyle 22 arama kurtarma köpeği ve 568 kara aracı, 5 hava aracı sevk edildi. Bölgeye toplam 24402 çadır, 26501 yatak ve 62963 battaniye ulaştırıldı. 50.000 kumanya dağıtıldı. Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait Anka insansız hava aracıyla insanlı keşif uçağı havadan hasar tespit çalışmalarına katılıyor. AFAD bölgede yürütülen çalışmalarda kullanılmak üzere Elazığ ve Malatya valiliklerine 3'er milyon lira acil yardım ödeneği yaptı. Sevgili seyirciler, şimdi hemen bölgeye uzanalım. Elazığ'daki muhabir arkadaşımız Burak Dündar bizi bekliyor. Cuma gecesi yaşandı deprem. Hemen ardından tüm Türkiye seferber oldu. Gelinen noktaya yapılan çalışmaların ayrıntılarını senden alalım. Evet, depremde bugün 3. günündeyiz. Arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği tek nokta şu an bizim de bulunduğumuz Elazığ merkezdeki Sürsürü Mahallesi'ndeki Dilek Apartmanı.
Diğer bütün yıkılan binalardaki arama kurtarma çalışmaları tamamlandı. Enkaz altında kimse kalmadı. Ancak Dilek Apartmanı'nda şu anda hala daha enkaz altında iki kişinin olduğu değerlendiriliyor. Bu binadan da dün itibariyle 6 kişi daha çıkarıldı enkaz altından. Gece yine 202 sularında da bir kişiye daha ulaşıldı. Bu binanın ağır hasar gören sol tarafı da bugün itibariyle tamamen çöktü ve arama kurtarma çalışmaları o çökme nedeniyle bir süre duraksadı. Şu anda yeniden arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Hassas burunlu köpekler kullanıldı özellikle noktaların belirlenmesi adına. İşte bazı noktalar tespit edildi. O noktalara ulaşabilmek için de şu anda ağır iş makineleri çalışıyor. Etraftaki o moloz temizlendikten sonra tespit edilen noktalara yönelik daha detaylı bir arama kurtarma çalışması başlatılacak ve enkaz altında kalan son iki kişiye de ulaşılmaya çalışılacak depremin 3. gününde. Evet, ilk gününden itibaren bütün imkanlar seferber edilmiş durumda. Bütün yıkılan binalara anında çok sayıda ekip sevk edildi. Türkiye'nin dört bir yanından. Bizler burada görüyoruz. Yani İstanbul'dan Sakarya'ya, Kocaeli'den Diyarbakır'a, bütün bölgelerden, bütün illerden itfaiye ekipleri, AFAD ekipleri, UMKE ekipleri, yine jandarma arama kurtarma ekipleri, çok sayıda gönüllüler, sivil toplum kuruluşları, herkes burada. Herkes elinden geleni yapmaya çalışıyor. Yine devlet bütün imkanlarıyla burada. İlk günden itibaren depremzedeler, tabii ki burada oldukça da soğuk bir hava var. İlk gün, ilk gece -15 dereceleri gördük termometrelerde. Yine bu soğuk hava da devam ediyor. Ağır hasarlı binalar var. Binalara girmekten korkuyor vatandaşlar. İşte daha ilk akşamdan itibaren öncelikli olarak Elazığ'daki spor salonları, okullar, üniversitenin fakülteleri depremzedeler için açıldı. Sıcak bir ortamda konaklamaları sağlandı. Hemen tabii ki temel ihtiyaçlar karşılandı. Yeme içme ihtiyaçları karşılandı. Battaniye, ısınma gibi ihtiyaçlar karşılandı. Ve ardından hemen depremin birinci günü büyük bir çadır kent kuruldu. Elazığ genelinde, Elazığ ve Malatya'da toplamda 6500'ün üzerinde çadır kuruldu ilk aşamada. Ve bugün itibariyle de bakanlar buradaydı. Önemli açıklamalar yaptılar. Ve çok kısa bir süre sonra Elazığ'da 1000 konteynerlik bir konteyner kent de oluşturulacak. Yaraların sarılması adına ağır hasarlı binaların onarılması veya yeni binaların yapılana kadar depremzedelerin, afetzedelerin sıkıntı yaşamamaları adına bir konteyner kent oluşturulacak ilk aşamada. Sonra tabii ki hızlı bir şekilde yeni konutların yapımına geçilecek ve burada oluşan bütün hasar, bütün hasar devlet tarafından giderilmiş olacak. İşte o yeni evlerine geçene kadar da afetzedeler konteyner kentte veya kentin dört bir yanına kurulan çadır kentlerde, çadırlarda misafir edilecekler. Depremde şu ana kadar maalesef 39 kişi hayatını kaybetti. Ancak mucizevi kurtuluşlara da şahitlik ettik. 24-28 saat sonra deprem enkaz altından sağ olarak kurtarılanlara şahitlik ettik. Toplamda 45 kişi enkazların altından sağ olarak çıkarıldı. Şu anda hastanelerde tedavileri devam edenler var, ancak sadece 13'ü yoğun bakımda. Ağır durumda olan bir yaralının olmaması da en sevindirici tarafı. Enkaz altında kalan ise şu anda sadece bizim bulunduğumuz Sürsürü Mahallesi'ndeki Dilek Apartmanı'nda iki kişinin daha olduğu değerlendiriliyor. Bizler de bir an önce onların sağ salim çıkarılmasını temenni ediyoruz Coşkun Hocam. Burak Dündar Elazığ'dan aktardı. Arama kurtarma çalışmaları bir yandan devam ediyor sevgili seyirciler Elazığ'da. Elazığ ve Malatya'yı vuran depremin ardından arama, kurtarma ve yardım dağıtımı AFAD'ın koordinasyonunda yapılıyor. Bölgedeki ekiplerin gönderdiği bilgiler kriz merkezinde toplanıyor. Ekipler buradan yönlendiriliyor. Şimdi biz de o noktaya gidelim. Muhabir arkadaşımız Çağla Gültuncer AFAD'da. Tüm bu yardım çalışmaları, arama kurtarma faaliyetleri işte o merkezden yönetiliyor. Ayrıntıları senden alalım. Bulunduğumuz noktada çok sayıda kamu kurum ve kuruluşunun oluşturulduğu 28 çalışma grubu var. 8 bakanlıktan temsilciler yer alıyor. Sizin de belirttiğiniz gibi bölgeden tüm bilgiler önce buraya aktarılıyor. Ardından buradan yönlendirme yapılıyor. Yardım faaliyetleri buradan yürütülüyor. Tabii bir taraftan buradan güncel rakamlar da açıklanıyor. Az önce 4 bakanın bir açıklaması olmuştu bölgedeki gelişmelere dair. Biz de en güncel bilgileri sizlere aktaracağız. Öncelikle sahada 4
4.800 personelin görev yaptığını belirtelim. Bölgeye toplam 24.482 çadır kuruldu. 400 de genel maksatlı çadır gönderildi. 26.000'den fazla yatak, yaklaşık 63.000 battaniye bölgeye gönderildi. 34.000 öğün sıcak yemek, 13.500 kahvaltı ve 7.000 çorba depremden etkilenen bölgeye gönderildi. Bunun yanı sıra 40.000 gıda kolisi de yine bölgede dağıtıldı. Ayrıca bugün 50.000 kumanyada dağıtılacak. Bölgede tabii bir taraftan arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Son rakamlar güncelleniyor. Şu ana kadar 39 kişi hayatını kaybetti. 45 kişi enkaz altından kurtarıldı. Depremden dolayı 1607 kişi hastanelere başvurdu ve 1516'sı taburcu edildi. Şu anda hastanelerde 86 yaralı tedavi görüyor. 13 yaralı yoğun bakımda, bu yaralıların da durumunun iyi olduğu belirtiliyor. Tabii hasar tespit çalışmaları da bir taraftan devam ediyor. 22 binanın acilen yıkılması kararlaştırıldı. Bu kapsamda Sürsürü Mahallesi'nde 9 bina yıkıldı. Diğer binaların da yıkılmasına devam edilecek. Şu anda Elazığ şehir merkezinde bir binada arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Kurtarma çalışmalarının bittiği diğer binalarda da yine her ihtimale karşı tarama faaliyetleri yürütülüyor. Dediğimiz gibi depremle ilgili tüm bilgilerin yönetildiği, çok sayıda kamu kurum ve kuruluşunun bulunduğu 24 saat esasına göre çalışan merkezdeyiz. Son bilgileri aktardık diyelim, sözü tekrar size bırakalım. AFAD'dan Kriz Koordinasyon Merkezi'nden son bilgileri aktardı bize. Biraz önce Burak Dündar Elazığ'dan mucize anlara tanıklık ettiğimizi ifade etmişti sevgili seyirciler. Elazığ depremi sonrasında enkaz altından bir can daha kurtarmak için zamana karşı yarışıldı. Öyle anlar yaşandı ki üzerinden yıllar geçse unutulmayacak. Çaresizlik de yansıdı o anlara umutta. Azize Çelik ve Ayşe Yıldız'ın kurtarılması hafızalara kazınan umut dolu anlardı. İşte izleyenlerin tüylerini diken diken eden o simge görüntüler. Azize, bak sen bir annesin. Aşağıdaki herkes şu an annesi sensin. Bizim tek iletişim kurduğumuz kişi sensin. Bitirdik sende. Tamam mı canım? Sen daha güçlü olacaksın. Ha, kesinlikle kendin. Tamam, ağlamıyorsun. Ölümle yaşam arasındaki köprü oldu Azize. UMKE görevlisi Emine Kuştepe ile yaptığı telefon konuşması da, beton yığınlar arasından yaşama el uzatması da Elazığ depreminin simgesi haline geldi. Elini bu çıkart ablacığım. Tamam abla, gördüm şimdi. Yardım edeceğim sana. Depremden 17 saat sonra Azize Çelik enkazdan işte böyle çıkarıldı. Çek! Haydi! Çek! Kafasına dikkat Yusuf, kafasına dikkat! Enkaz altında duyduğu ses sadece onun sesini değil, tüm Türkiye'nin yüreğini titretti. Mustafa Paşa'daki bu anlarda depremin simgeleri arasına girdi. Işığı görüyor musun ışığı? Evet, seni de görüyorum. Beni görüyor musun? Evet, bak elimi salıyor. 6 metre derinlikten jandarma ekiplerine yardım çığlığıyla ulaştı Ayşe Yıldız. Kucağında 2,5 yaşındaki kızı Yusra da vardı. Bir çubukla ver, lütfen çabuk ol çünkü çocuğum daha gidiyor. Çocuğun yanında mı? Yanımda, daha gidiyor lütfen. Tamam geleceğiz. Tamam geleceğiz. Çabalar sonuç verdi. Depremden 24 saat sonra o da kurtarıldı, küçük kızı da. Ekiplerin Yusra'yı sakinleştirmesi de hafızalara kazınacak türdendi. Hadi bakalım, hadi bakalım. Aşkım benim, dur. Hadi, maşallahım var. Hadi. Boyunluğu takıyor abi. Tamam. Çocuk kucağımızda. Tamam aldık. Tamam. Çocuğu aldık. Boyunluğu takıyoruz. Tamam. Aşkım benim. Tamam dur bekle. Hadi. Bekle gidelim. Tamam annen de geliyor fıstığım. Tamam. Bekle. Çek. Haydi. Çek. Kafasına dikkat Yusuf. Kafasına dikkat. Azize bak sen bir annesin. Aşağıdaki herkesin şu an annesi sensin. Battaniye var mı çocuğun sende? Anne geliyor. Anne geliyor. Tamam.
AFAD, UMKE, jandarma arama kurtarma, itfaiye ekipleri, onlar depremde mucizenin kahramanları oldu. Sevgili seyirciler, arama kurtarma ekipleri Elazığ'da kısa sürede enkaz altından 45 kişiyi kurtarmayı başardı. Depremin gizli kahramanları bir kez daha özveri ve cesaretleriyle gönülleri fethetti. Ses geliyor hala, kızın sesi geliyor hala. Depremden dakikalar sonra enkazın başındaydılar. Beton ve demir yığınları arasında nefes aradılar. Zamana karşı yarış verdiler. Enkazda kalanları kurtarmak için gece gündüz çalıştılar. AFAD, UMKE, jandarma arama kurtarma ve itfaiye ekipleri enkaz altındaki canlar için kendi canlarını hiçe sayarak çalıştı. Üzerlerine her an yıkılabilecek binaları umursamadılar bile. Açılan dar tünellere hiç çekinmeden girdiler. Beni görüyor musun? Evet, bak elimi salladım. Ekipler kimi zaman telefon yardımıyla ulaştı depremzedelere. Kimi zamansa son teknoloji ürünü, sismik akustik dinleme cihazları ve kameralarla. 19 arama kurtarma köpeği de ekiplere enkaz altındakilerin yerini gösterdi. Tamam abi, sen iş yap. Sıkıştıkları yerde yardım bekleyenler önce sesle bağlandı hayata. Tam altta. Tamam abi, sen hiç rahat ol. Biz şu anda biz tam altta. Senin üzerindeyiz. Bir tablamız kaldı, seni alacağız. Hiç merak etme abi. Ardından enkazın içinde mahsur kalan kişiye ulaşabilmek için tünel açıldı. Her seferinde cesur bir arama kurtarma çalışanı o ince tünele girdi. Beton yığınları arasında sıkışıp kalan yaralıları çekip çıkardılar. Yeniden hayata bağladılar. Kimi zaman yitip gidenlerin, kimi zaman kurtardıklarının ardından gözyaşı döktüler. Ama hemen toparlanıp görev başına döndüler. Arama kurtarma ekipleri bu depreminde gizli kahramanları olarak tarihe geçti. Tamam abicim. Tamam, sen enerjini tüketme. Gerçekten büyük özveriyle çalıştılar. Elazığ'da sevgili seyirciler, Sürsürü Mahallesi'nde yıkılan bir binada mahsur kalan Dürdane ve Zülküf Aydın çiftini Suriyeli Mahmut tırnaklarıyla enkazı kaza kaza kurtardı. Hayatta kalmaları için var gücüyle çalıştığı depremden iki gün sonra ise o aileyle bir araya geldi. Buluşmada duygu dolu anlar yaşandı. O çocuk tırnaklarıyla kazıya kazıya elleri paramparça beni oradan çıkardı. Ben buradan ilk çıktığım zaman da arayıp bulacağım yani o çocuğu. Tıpkı dediği gibi oldu. Onu yaşama bağlayan Suriyeli Mahmut'a böyle kavuştu. Dürdane ve Zülküf Aydın çifti depreme Elazığ Sürsürü Mahallesi'nde yakalandı. Eşiyle birlikte yıkılan binanın altında sıkışıp kaldı. Umudunun tükendiği sırada bir el yardım için uzandı. Bizi artık kimse bulamaz diye düşünüyordum. Arkadan sesleri duyunca ıslık çalmaya başladım ben. Islık çaldığım zaman bir de dolaba vurdum. Ondan sonra bir ışık geldi. Işığı görünce ben arkadan elimi çıkarttım. Meğer ışık Mahmut'un telefonun ışığıymış. İki yıl önce Suriye'nin Hama kentinden Türkiye'ye göç etmişti Mahmut. Üç ay önce üniversite eğitimi için Elazığ'a yerleşti. Deprem sırasında spor salonundaydı. Sonrasında ekiplere yardıma koştu. Suriye'den gelmiş, o şeyi yaşamış. Onun korkusu olması gerekiyor üstünde ama o cesaretle, yani Rabbim Hızır olarak bize yetiştirdi. Tırnaklarıyla kazıya kazıya önce Zülküf, sonra Dürdane Aydın'ı çıkardı. Elleri kolları paramparça. Taburcu olduktan sonra ailelerinin köyüne yerleşen çift, orada Mahmut'la bir araya geldi. Her ikisi de minnettardı. Ben ona anne de olurum, ona kardeş de olurum, abla. Aydın ailesini göçükten çıkaran Suriyeli Mahmut, TRT Haber'in canlı yayınına konuk oldu. O anları anlattı. Deprem olduğunda spor salonundaydım. Salondan çıkarak yıkılan binanın yanına geldim. Sonra bir ses duydum. Gittiğimde Dürdane Aydın ve Zülküf Aydın'ı gördüm. Hemen enkazdan çıkarmaya başladık. Bu arada Suriyeli üniversite öğrencisi Mahmut El Osman'ın Suriye'deki ailesine kavuşması için Türk Kızılay ekipleri harekete geçti. Görevliler Mahmut El Osman'la görüşüp bilgi aldı. Sevgili seyirciler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Afrika turunun ilk ayağı Cezayir'de temaslarını tamamladı. Gambiya'ya geçmek üzere yola çıkıyor. Şimdi biz de Cezayir'e gidelim. Cezayir ayağını ziyaretin Nurgül Dönmez takip etti, muhabir arkadaşımız.
Önemli mesajlar verdi Erdoğan Cezayir ziyareti sırasında, özellikle Libya'ya dönük olarak. Neler aktaracaksın? Ziyareti değerlendirmek gerekirse neler söylenebilir? Coşkun Özen, Cezayir Türkiye açısından önemli bir ülke. 500 yılı aşan ilişkiler var Cezayir'le. Uzun yıllar Osmanlı toprağıydı. Ve Aralık ayında da yeni bir yönetim geldi Cezayir'de. Cumhurbaşkanı Tebun iktidara geldi. Ve Cumhurbaşkanı Erdoğan da bu kapsamda Tebun'a ilk ziyaretini gerçekleştirmiş olduğu davet üzerine. Dün Cumhurbaşkanı'nın yoğun bir programı vardı. İkili görüşmeler, heyetler arası görüşmeler, iş adamlarının toplantıları. Ve tabii ki gündemde hem işbirliği imkanları vardı ve bölgesel mesele olarak da Libya karşımızdaydı. Cezayir, Libya'nın komşu ülkelerinden biri. O anlamda önemli ve Berlin Konferansı'nda Cezayir'in yer alması için Türkiye'nin yoğun çabaları vardı. Ve Cezayir'de işte o konferansta yer almıştı. Libya konusunda çoğu noktada Cezayir'le örtüşen politikalarımız var. İki lider de bu konuyu ele aldılar. Cumhurbaşkanı Erdoğan özellikle altını çizdiği noktada biz Libya'da sadece kanın bir an önce dökülmesinin önüne geçilmesini istiyoruz. Başka bir amacımız yok dedi bu görüşmeler sırasında. Dün önemli bir imza da atıldı. İki ülke arasında yüksek düzeyli işbirliği konseyinin kurulmasına karar verildi. Böylece her iki ülke yılda bir kez bir araya gelecek ve işbirliği imkanlarını ele alacaklar. İlk toplantı da Türkiye'de gerçekleşecek. Heyetler arası toplantı da vardı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Afrika turuna çok sayıda bakan da eşlik ediyor. İşte o bakanlar Cezayirli muhataplarıyla bir araya geldi ve olabilecek işbirliği imkanlarını ele aldılar. Başta ticaret, ekonomi, finans ve savunma alanında işbirliği konuları ele alındı. İki ülke arasındaki ticaret hacmi 4 milyar dolar. İşte bunun 5 milyar dolara çıkması için de iki lider mutabık kaldı. Akşam saatlerinde de iş dünyası bir araya geldi. Türkiye-Cezayir İş Forumu vardı. Cumhurbaşkanı Erdoğan da bu foruma katıldı ve o forumda da ağırlıklı olarak ekonomik mesajlar verdi. Cezayir'de Türk müteahhitlerinin yatırım yapması için olanaklar konusu ele alındı. Diğer yandan da Türkiye'deki yatırımcılar için de her türlü desteği vereceklerini söyledi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Cumhurbaşkanı az önce buradan ayrıldı. Uçağı Gambiya'ya doğru hareket etti. Önce Gambiya'da programlar olacak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın. Sonrasında da Senegal'e geçecek ve orada da yine yoğun programları olacak. Cezayir'den aktaracağımız notlar şimdilik böyle Coşkun Özel. Nurgül Dönmez, çok teşekkür ediyoruz. Cezayir'den aktardıkları için. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Afrika turunun ilk ayağıydı Cezayir. Oradan hareket etti, Gambiya'ya geçiyor. Şimdi biz de Gambiya'ya gidelim. Gambiya'daki TRT ekibi Baljun'da bizi bekliyor. Ali Coşkun. Cezayir'deki temasların ayrıntılarını Nurgül Dönmez'den aldık. Gambiya'da da yoğun bir programı var Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın. Afrika Türkiye açısından son derece önemli. Afrika açılımı Türkiye'nin önemli projelerinden biriydi. Neler aktaracaksın ziyaretin önemine ilişkin? Coşkun Özen, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Afrika programında ikinci durağı Gambiya olacak. Bu noktada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yaklaşık 4-5 saat sonra Gambiya'da olacak diyebiliriz. Hem iki ülke ilişkilerinden hem de programın detaylarına ilişkin izleyicilerimize bilgiler verelim. Cumhurbaşkanı Erdoğan havalimanında resmi törenle karşılanacak. Sonrasındaysa Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na geçecek ve burada önce Cumhurbaşkanı Erdoğan mevkidaşı Barrow'la baş başa görüşecek. Sonrasında heyetler arası görüşmeye geçilecek. Ardından Erdoğan ve Barrow kameraların karşısına geçecek ve bir basın toplantısı düzenleyecek. Hem ziyarete ilişkin hem de atılacak adımlara ilişkin bilgiler vermesini bekliyoruz. Gambiya ilişkin de notlar aktaralım isterseniz. Afrika'nın en küçük ülkelerinden birisi olduğunu söyleyebiliriz. Yaklaşık 1,5 milyon nüfusu var. İki ülke arasında, Türkiye ve Gambiya arasındaki ekonomik hacim 50 milyon dolar seviyesinde. İlk etapta bu rakamın 100 milyon dolara çıkartılması hedefleniyor. Bu kapsamda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la birlikte iş insanları da yine Gambiya'da olacak. Onlar da görüşmeler gerçekleştirecekler. Bir diğer önemli nokta tabii ki Türkiye ve Gambiya arasındaki askeri işbirliği. Bu noktada yıllardır devam eden bir işbirliği söz konusu. Gambiya'dan öğrenciler Türkiye'ye eğitime geliyorlar. Ayrıca Türkiye'nin burada da bir askeri eğitim okulu olduğunu söyleyebiliriz. Maarif Vakfı da burada çalışmalarına devam ediyor. 2017 yılından bu yana öğrencileri yetiştiriyor Maarif Vakfı.
Şu sıralarda bu yıl için söyleyecek olursak 150 civarında öğrencisi bulunuyor Maarif Vakfı'nın. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın programına ilişkin detaylar bu şekilde, ilerleyen vakitlerde yine gelişmeleri aktarmayı sürdüreceğiz diyelim. Söz tekrarı sana bırakalım Coşkun Özen. Gambiya'dan Balcu'dan bildirdi Ali Coşkun bize. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Afrika turu devam ediyor. İkinci ayağı Gambiya'ya doğru yola çıktı. Sevgili seyirciler, Çin'in Wuhan kentinde geçen ay ortaya çıkan koronavirüs yayılmaya devam ediyor. Çin'de hayatını kaybedenlerin sayısı 80'e yükselirken virüsten etkilenenlerin sayısı 2000'i aştı. Kuluçka süresi 14 güne kadar çıkan koronavirüsün bu süreçte herhangi bir belirti vermemesi yayılmasını hızlandırıyor. Çinli yetkililer aşı geliştirmek için çalışmalara başladı. Şimdi detayları alacağız. Pekin'e gidelim. Muhabir arkadaşımız Musab Eryiğit karşımızda. Önlemlerini almış. Virüs giderek yayılıyor. Amerika, Avrupa'da rastlandı. Dört ülke sınırlarını kapattı Çin'le. Neler aktaracaksın gelişmelere ve alınan önlemlere ilişkin? Evet Cengiz, bahsettin sen de, rakamlar gerçekten her geçen dakika, her geçen gün artıyor. Senin verdiğin rakamların da üzerine geçtik bugün itibariyle. Son açıklanan resmi rakamlar, kesinleşmiş vaka sayısı 2700'ü geçti. Şüpheli vaka sayısı da 5800'ün üzerine çıktı. Dolayısıyla çok kısa zamanda şüpheli vakalar üzerindeki testler tamamlanınca çok daha fazla sayıda hastaya ulaşabileceğimiz bir gerçeğiyle karşı karşıyayız. Hayatını kaybeden insan sayısı ise şimdilik 80'de. Wuhan'daki karantina durumundan bahsedelim. Şehir 3 gün önce karantinaya alınmıştı. Aynı şekilde karantina uygulamaları devam ediyor. İnsanlar evlerinde, artık hastanelerde yer kalmadığı belirtiliyor. Wuhan'da bugün önemli bir gelişme vardı. Çin'in 2 numaralı ismi, Çin Başbakanı Li Keqiang bugün Wuhan'a gitti. Beraberindeki heyetle birlikte Wuhan'daki çalışmaları, Wuhan'daki önlemleri yerinde takip etti. Hastaneleri ziyaret etti. Hastanede gerek doktorlar gerekse de hastalarla konuştu. Hastalara moral verdi. Ardından Wuhan'daki süpermarketlere gitti. İnsanların gıda temininde yaşadığı zorlukları yerinde dinledi. Burada olumlu mesajlar verdi. Çin hükümetinin virüsü kontrol altına almak için yaptığı çalışmalardan bahsetti. Çin Başbakanı önlemlerden bahsediyor, ancak virüsün yayılma hızına baktığımızda henüz tamamen kontrol altına alındığını söyleyemeyiz maalesef. Zira Tibet haricinde Çin'in tamamına yayılmış durumda virüs. Şu an sadece Tibet'te görülmedi. Çin'in geri kalan tamamında virüs var, kesinleşmiş vakalar var. Şüpheli vaka sayısı da giderek artıyor. Başkent Pekin'de ise önlemler artık oldukça sert. Öncelikle resmi tatilin uzatıldığını söyleyelim. Çin bahar yılı, bahar tatili nedeniyle 7 günlük bir resmi tatil vardı Çin'de. Ayın 30'unda insanlar mesailerine geri dönecekti, ancak Şubat'ın 2'sine kadar resmi tatil uzatıldı. Buradaki amaç insanların bir anda, Çin'in tamamına yayılan milyonlarca insanın bir anda şehre dönüp virüsü de beraberinde getirmemesi. Bu önlenmeye çalışıyor. Şu an için en büyük endişe bu. Bunun için de insanların mümkün olduğunca gittikleri yerde kalması, evlerinde kalması, kalabalık yerlere çıkmaması, çıktıklarında da maske takması tavsiye ediliyor. Biz de bugün görüyorsunuz maskeyle artık önlemlerimizi arttırdık. Zira Pekin sokaklarında maskesiz insan görmek gerçekten çok zor. İnsanlar oldukça tedirgin. Pekin sokaklarında biz bugün dolaştık, ancak gerek AVM'ler gerek çarşı pazar oldukça sakindi. İnsanlar evlerinde kalmayı tercih ediyorlar. Kalabalık yerlerden uzak durmaya çalışıyorlar. Ki Pekin'de aslında hasta sayısı şu an resmi makamlar tarafından bize verilen 80. Ancak yine de insanlar tedirgin. Çünkü virüsün kontrol altına alındığına dair herhangi bir MR görülmedi. Dolayısıyla da insanlar oldukça tedirgin. Yine Pekin hükümeti tarafından alınan bir başka önlem de şehirler arası otobüslerin durdurulması oldu. Şehirler arası otobüsler, Pekin'den diğer şehirlere giden otobüsler artık durduruldu. Bunlar çalışmıyor. Yine aynı şekilde ikinci dönem üniversite ve okulların ikinci dönemlerin başlangıç tarihi ertelendi. Kesin bir tarih verilmedi. Ne zaman başlayacağı belli değil. Dolayısıyla bir belirsizlik var. Tabii insanları tedirgin eden de aslında bu belirsizlik. Özellikle şüpheli vaka sayısında yaşanan artış hızı insanları tedirgin ediyor.
Dolayısıyla maalesef bugün çok fazla olumlu haber gelmedi. Genelde olumsuz haberler geldi. Biz de son olarak kesinleşmiş vaka sayısının 2700'ü, şüpheli vaka sayısının da 5800'ü geçtiğini söyleyelim ve sözü size bırakalım. Evet, tablo giderek vahimleşiyor. Pekin'den aktardı Musa Peryit. O da kişisel önlemlerini almış. Pekin'de halk tedirgin dedi sevgili seyirciler. Önlemler çevre ülkelere de yansıdı tabii ki. Özbekistan'a gideceğiz. Şimdi Sağlık Bakanlığı koronavirüsüyle ilgili alınması gereken önlemler hakkında bir toplantı düzenledi Taşkent'te. Hemen biz de o noktaya dönelim. Muhabir arkadaşımız Mehmet Can Polat karşımızda. Çin'de ortaya çıkan ve giderek yayılan bu virüsle ilgili Özbekistan'da alınan önlemleri bize o aktaracak. Evet Çoşkun Özen, Özbekistan'da ölümcül hastalığa karşı teyakkuza geçti diyebiliriz. An itibariyle herhangi bir vakaya rastlanmadı. Ancak Sağlık Bakanlığı ve Cumhurbaşkanlığı Bilgi ve Kitle İletişim Ajansı herhangi bir olası hastalığa karşı tabii ki tedbirlerini de almış durumda. Bununla ilgili olarak bir konferans düzenlendi ve basın hem de katılımcılar bu anlamda bilgilendirildi. Hastalığa karşı ne tür önlemler alındı? Bunlar paylaşıldı. Nasıl önlemler? Onları da hemen sizinle paylaşalım. Öncelikle uluslararası havalimanları ve demir yollarına bağlı tren garlarına vücuda ısıya duyarlı termal kameralar ve tıbbi cihazlar yerleştirildi. Yine havalimanları personeli ve demir yolları personeline ölümcül hastalıkla ilgili olarak acil müdahale semineri verildi. Havalimanlarında yine tren garlarında sıhhi karantina bölgeleri oluşturuldu. Yine hastanelerde hem personel hem tıbbi cihaz hem de özel bölümler oluşturuldu. Yine olası vakalara karşı anında müdahale için şüphelinin tespiti durumunda koronavirüs testi için derhal izolasyon ve örnekleme prosedürü uygulanacak. Havalı ve tren istasyonlarında olası vakalara karşı sıhhi yine karantina noktaları oluşturuldu. Ülkedeki tüm hastaneler bununla ilgili olarak adeta teyakkuza geçti diyebiliriz Coşkun Özen. Önlemler kapsamında özellikle son 3 günde başta Taşkent olmak üzere bölge hastanelerindeki personellerinde de izinler kaldırıldı ve onlar da olası vakalara karşı bilgilendirildi, bilinçlendirildi. Ülkedeki bütün poliklinikte ve hastanelerde yine hem personel hem de hastaneye gelen hastalara hastalıklarla ilgili olarak düzenli olarak bilgi paylaşımı yapılıyor Coşkun Özen. Evet, Özbekistan'da alınan önlemleri Taşkent'ten bize Mehmet Can Polat aktardı. Sevgili seyirciler, Çin'de ortaya çıkan öldürücü virüsün Kazakistan'a yayılmaması için de önlemler sıkılaştırılıyor. Başkent Nur Sultan'da Kazakistan Başbakanı Askar Mamin Başkanlığı'nda alınacak yeni önlemlerle ilgili bir toplantı düzenlendi. Toplantı sonunda koronavirüsüne karşı 10 maddelik bir önlem paketi açıklandı. Detayları bize Nur Sultan muhabirimiz Güzel Zaytova aktaracak. Evet Coşkun Özen, dün pazar olmasına rağmen başkent Nur Sultan'da Başbakan Askar Mamin başkanlığında çok önemli bir toplantı gerçekleştirildi. Toplantıda Çin virüsünün Kazakistan'a sirayet etmemesi için alınacak yeni önlemler masaya yatırıldı. Toplantıya Kazakistan Sağlık Bakanı, Kültür ve Spor Bakanı, Sanayi Altyapı ve Geliştirme Bakanı'nın yanı sıra Kazakistan Dışişleri Bakan Yardımcısı, Ulusal Güvenlik Komitesi Sınır Güvenliği Bölümü müdürüyle Çin'le sınır olan Almatı ve Doğu Kazakistan bölge yetkilileri de katıldı. Toplantı sonunda koronavirüsüne karşı 10 maddelik bir önlem paketi açıklandı. Coşkun Özen, buna göre Kazakistan üzerinden transit geçiş yapan Çin vatandaşlarına tanınan 72 saat vizesiz kalma serbestisi askıya alındı. Horgost serbest bölgesinin Kazakistan tarafındaki faaliyetleri geçici olarak durduruldu ve Çin'den gelen herkes de tıbbi gözetimden geçirilecek. Başbakan Askar Mamin Kazakistan vatandaşlarına iş ya da turizm amaçlı Çin'e gitmemeleri tavsiyesinde
bulundu. Asgar Mamin şu an Wuhan'da bulunan 98 Kazak öğrencinin tahliyesi için hazırlıkların yapılması talimatı verdi. Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Jomart Tokayev de dün sabah saatlerinde sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda koronavirüsünün Kazakistan'a sirayet etmemesi için önlemlerin arttırılması gerektiğini söylemişti. Kazakistan Sivil Havacılık Komitesi'nin de konuyla ilgili bir açıklaması var. Bu açıklamaya göre Kazakistan Hava Yolu şirketi Air Astana, Çin'de satılan tüm turizm paketlerini geçici olarak iptal etti. Bu arada Kazakistan'da koronavirüsüyle ilgili bir vaka tespiti bulunmadığını söyleyelim ve sözü yeniden size bırakalım. Nur Sultan'dan, Güzel Zaytova'dan aldık bilgileri. Kazakistan'da, Çin'de ortaya çıkan bu öldürücü virüsle ilgili alınan o önlemleri anlattı bize. Libya'daki gelişmelerle devam edelim. Sevgili seyirciler, Libya'da darbeci Hafter bir kez daha Trablus'taki Mitiga havaalanını hedef aldı. Saldırının ardından uçuşlara kapatıldı Mitiga havaalanı. Hafter'in Libya'nın dünya ile bağlantısını kesmek istediği kritik noktalardan biri. Saldırılar sonrası bölgeyi ilk kez TRT ekibi görüntüledi. Libya'da darbeci Hafter sivil noktalara saldırmaya devam ediyor. Hafter güçleri bir kez daha Libya'nın dünyaya açılan kapısı Mitiga havaalanına hedef aldı. Burası Mitiga Havaalanı. Saat 1 şu anda burada, Libya saatiyle. Darbeci Hafter'in hedeflerinden biri burası. Bu gece yine bir saldırı düzenledi. Ancak bu sefer füzeler havaalanına değil, çevresindeki mahallelere düştü. Ve Mitiga Havaalanı yine uçuşlara kapatıldı. Saldırıda bir sivil hayatını kaybetti. İkisi çocuk, 3 sivil de yaralandı. Sıcak bölgede bulunan TRT Haber ekibi saldırının hemen sonrasında olay yerindeydi. Havaalanına gelen yolcular Misrata'ya yönlendiriliyor çünkü Hafter yine Mitiga Havaalanı'na saldırdı. Libya'nın dünya ile bağlantısını kesmek istediği yer işte burası. TRT Haber olarak ilk kez sizlere Mitiga Havaalanı'nı gösteriyoruz. Hafter'in saldırılarından hemen sonra kameraman arkadaşım Aykut Olgun sizlere gösteriyor. İşte gördüğünüz gibi bilet alanları tamamen boş. Mitiga Havaalanı daha sonra kısmen uçuşlara açıldı. Havaalanında uçuşlar, Hafter'in Trablus'u ele geçirme talimatı verdiği 4 Nisan 2019'dan bu yana sürekli kesintiye uğruyor. Çünkü darbeci Hafter'in cephe hatları dışında hedef aldığı kritik yerlerden birisi de bu havaalanı. Her saldırı sonrası havaalanı uçuşa kapatılıyor. Bazen aynı gerekçeyle Mitiga Havaalanı'na inecek bir uçak, aldığı talimatla yön değiştirerek 300 kilometre uzaklıktaki Misrata Havaalanı'na yönlendiriliyor. Birleşmiş Milletler Libya Özel Temsilciliği de Mitiga Havaalanı ve çevresine düzenlenen saldırıyı şiddetle kınadı. Berlin'de yapılan ateşkes çağrısına rağmen darbeci Hafter Misrata'ya da saldırdı. Ulusal Mutabakat Hükümeti, Hafter güçlerinin Misrata'nın 110 kilometre doğusundaki Ebu Kureyni bölgesine yoğun saldırı başlattığını duyurdu. Saldırılara karşılık verildiği belirtildi. Irak'ta da sular durulmuyor sevgili seyirciler. Başkent Bağdat dahil 6 kentte gösteriler hafta sonunda yeniden alevlendi. Protestolarda 12 kişi hayatını kaybetti, 230 kişi de yaralandı. Irak'ta köklü siyasi reformlar talep eden göstericiler yeniden meydanlara indi. Güvenlik güçlerinin başkent Bağdat ve Basra'da protestocuların çadırlarını yakmasının ardından gösteriler alevlendi. Yüzlerce öğrenci Bağdat'taki Tahrir Meydanı'nı doldururken Nasiriye, Necef, Kerbela, Babil ve Basra'da gerilim arttı. Çıkan olaylarda ilk belirlemelere göre 12 kişi hayatını kaybetti. 230 gösterici de yaralandı. Güvenlik güçlerinin göstericilere sert müdahalesinin ardından arbede çıktı. Acil! Sağlık yetkilileri güvenlik güçlerinin kullandığı göz yaşartıcı gaz nedeniyle fenalaşan onlarca göstericinin tedavi altına alındığını açıkladı. Irak İnsan Hakları Yüksek Komisyonu yayınladığı bildiride tarafları sükunete çağırdı. Afo!
Dün akşam saatlerinde de Bağdat'ta bulunan ABD Büyükelçiliğine 5 adet füze fırlatıldı. 3 kişi yaralandı. Şimdi Erbil'e gidelim. TRT Erbil temsilcisi Yılmaz Aslan karşımızda. Irak'ta yaşanan gelişmeler ilişkin son bilgileri ondan alalım. Coşkun Özel, sizin de ifade ettiğiniz gibi dün akşam saatlerinde Yeşil Bölge'de bulunan Amerikan Büyükelçiliği'ne yönelik yine 5 adet Katyusha roketlerle, füzelerle bir saldırı düzenlendi. Bu saldırının hemen ardından görgü tanıklarından edindiğimiz bilgilere göre hemen komplekse, yani Büyükelçilik kompleksine 3 adet helikopter iniş yaptı ve 3 yaralıyı hastaneye kaldırdı. Yaralıların durumu ile ilgili şu ana kadar herhangi bir açıklama yapılmadı. Zaten Irak Başbakanı Adil Abdülmehdi de saldırıyı doğruladı ve Amerika Birleşik Devletleri tarafından da konuyla ilgili bir açıklama yapıldı. Bu açıklamada Irak hükümetini, diplomatik tesislerimizi koruma yükümlülüğünü yerine getirmeye çağırıyoruz denildi. Ve geçen Eylül ayından itibaren Amerikan askerlerine yönelik 14'ten fazla bir saldırı düzenlendiği ifade edildi İran ve İran'a bağlı gruplar tarafından. Şu ana kadar saldırılar sonucu herhangi bir zararın meydana geldiği, zararın tespit edilmediği de ifade edildi açıklamada. Şu altını çizmekte fayda var. 3 kişi yaralandı bu saldırılarda. Diğer taraftan Bağdat başta olmak üzere Nasiriye ve Basra'da da protestolar şiddetli bir şekilde devam ediyor. Sabah saatlerinde Nasiriye ve Bağdat'ta yine güvenlik güçleri protestoculara müdahale etti. Nasiriye'de El Habubi Meydanı'nda oturma eylemi sırasında protestoculara müdahale eden güvenlik güçlerinin bu müdahalesi sonrasında 30'dan fazla çadır alev aldı ve 20'den fazla kişi de yaralandı. Yine Basra'da 9 kişi göz yaşartıcı bombalardan etkilendi. 9 kişiden 3'ünün durumunun kritik olduğunu ifade edelim. Zikar'da da bir günlük resmi tatil ilan edildi. Tüm bu çerçeveler ışığında, tüm bu gelişmeler ışığında Irak'taki İnsan Hakları Komiserliği tarafından yapılan açıklamada Bağdat ve Zikar valiliğinde 12 göstericinin hayatını kaybettiği, 230'dan fazla protestocunun ve güvenlik personelinin yaralandığı ve şu ana kadar da 89 protestocunun gözaltına alındığı cezaevine gönderildiği ifade edildi Coşkun Özen. Yılmaz Aslan Erbil'den aktardı Irak'taki son gelişmeleri. Lübnan'da da halk sokaklardaydı. Sevgili seyirciler, yeni kurulan hükümeti protesto etmek için toplanan göstericilere güvenlik güçleri sert müdahalede bulundu. Ortalık savaş alanına döndü. Hindistan'daki Müslümanları dışlayan yeni vatandaşlık yasası ise İngiltere'nin başkenti Londra'da protesto edildi. Lübnan'da gösteriler sürüyor. Göstericilerin hedefinde Hasan Diab Başbakanlığında kurulan yeni hükümet yer alıyor. Başkent Beyrut'ta hükümet binası önünde toplanan protestoculara güvenlik güçlerinin müdahalesi sert oldu. Sokaklar savaş alanına döndü. Gösterilerde 400'den fazla göstericiyle 100 güvenlik görevlisi yaralandı. Göstericiler yeni kabineyi Hizbullah ve siyasi müttefiklerini temsil ettiği gerekçesiyle reddediyor. Hindistan'ın Müslümanları dışlayan yeni vatandaşlık yasasına karşı da tepkiler sürüyor. İngiltere'nin başkenti Londra'da da ellerinde pankartlar bulunan yüzlerce kişi Yeni Delhi yönetimini protesto etti. Hindistan'da Pakistan, Afganistan ve Bangladeş'ten gelen 6 dini gruba vatandaşlık yolunu açan yasa, aynı durumdaki Müslüman göçmenleri kapsam dışı bıraktığı için tepki çekiyor. Avustralya'da ise 1788'de ilk İngiliz filosunun kıtaya varmasının yıl dönümünün Avustralya günü olarak kutlanmasına karşı çıkanlar gösteri yaptı. İngilizlerin kıtaya gelişlerini istila olarak nitelendiren binlerce Avustralyalı Sidney'de protesto gösterisi düzenledi. Amerikalı ünlü basketbolcu Kobe Bryant, Amerika Birleşik Devletleri'nin Kaliforniya eyaletinde geçirdiği helikopter kazasında hayatını kaybetti. Bryant'ın 13 yaşındaki kızıyla birlikte 7 kişinin daha bulunduğu helikopterde sağ kurtulan olmadı. World champion Kobe Bryant.
Basketbol tarihinin en iyi oyuncularından kabul edilen Kobe Bryant, Amerika Birleşik Devletleri'nin Kaliforniya eyaletinde geçirdiği helikopter kazasında hayatını kaybetti. Calabasas kentinde yaşanan kazada Bryant'ın 13 yaşındaki kızıyla birlikte 7 kişi daha yaşamını yitirdi. Görgü tanıkları kaza sırasında yoğun sis olduğunu ifade etti. Sikorsky ise 76 tip helikopterin düşüş sebebi araştırılıyor. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından 41 yaşındaki Bryant'ın ölümü için korkunç bir haber paylaşımı yaptı. Formasını giydiği Los Angeles Lakers'la 5 NBA şampiyonluğu yaşayan yıldızın ölümü, spor dünyası ve hayranlarını yasa boğdu. Milli oyuncular Cedi Osman ve Furkan Korkmaz'ın da aralarında olduğu NBA'de oynayan basketbolcular, üzüntülerini sosyal medya hesaplarından paylaştı. Dünyada Real Madrid, Barcelona ve Manchester City futbol kulüplerinin yanı sıra Türkiye'de de Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe kulüpleri başsağlığı mesajı yayımladı. İsrail vatandaşlarının Suudi Arabistan'a seyahat etmesinin önünü açtı. Alınan kararla İsrail vatandaşı Filistinlilerin hac ve umre için bu ülkeye seyahati, İsraillilerin de ticaret yapması kolaylaşacak. Ancak seyahat edecek olan kişilerin Riyad yönetiminden resmi davet yazısı alması gerekiyor. İsrail ile Suudi Arabistan arasında son günlerde artan yakınlaşma dikkat çekiyor. Son adım İsrail'den geldi. İsrail İçişleri Bakanlığı vatandaşlarına artık Suudi Arabistan'a seyahat etme izni vereceğini duyurdu. İznin hac veya umre ibadeti için Suudi Arabistan'a gitmek isteyenlerle 90 güne kadar ticari amaçlı ziyaretler için verileceği açıklandı. Ancak seyahat etmek isteyenlerin Suudi Arabistan'dan resmi davet yazısı alması gerekiyor. Bu kararla Tel Aviv yönetimi Suudi Arabistan'la ticaret yapılmasının önünü açmış oldu. İsrail vatandaşı olan yaklaşık 2 milyon Filistinlinin de İsrail pasaportuyla hac ve umre için Suudi Arabistan'a gitmesi kolaylaştı. İsrail vatandaşı Filistinliler daha önce hac ve umre için Suudi Arabistan'a Ürdün üzerinden geçici Ürdün pasaportuyla gidiyordu. Almanya'da orduda aşırı sağcı olduklarından şüphelenilen 550 asker hakkında soruşturma başlatıldı. Askeri İstihbarat Teşkilatı Başkanı Christoph Gramm, geçen yıl Alman ordusunda 14 aşırılık yanlısı askerin tespit edildiğini söyledi. Bu askerlerin ihraç kararlarının işleme konulduğunu belirtti. Gramm, ordu içerisinde 550 askerle ilgili de soruşturma başlatıldığını kaydetti. Alman Silahlı Kuvvetleri içerisinde bir gölge ordu bulunduğu iddialarını dikkate aldıklarını söyleyen Gramm, ordu içerisinde aşırı sağcı eğilimde artış olduğunu da vurguladı. Alman Gençlik Dairesi bir Türk çocuğu daha ailesinden ayırdı. Henüz 4 günlük Elçin bebeğe ailenin itirazlarına rağmen el konuldu. Gençlik Dairesi'nin keyfi uygulaması Heilborn kentinde protesto edildi. Gösteriye yürek burkan uygulamaya karşı çıkan Almanlar da destek verdi. Türk ailenin henüz 4 günlük bebeğini aldılar. Koruma adı altında ailesinden kopardılar. Almanya Gençlik Dairesi'nin isyan ettiren uygulaması Heilborn kentinde protesto edildi. Gösteride göçmen kökenliler Almanya'da tehdit altında mesajı verildi. Gösteriye Türklerin yanı sıra Almanlar da destek verdi. Keyfi uygulamaya tepki gösterdi. Geçtiğimiz Kasım ayında ailesinden koparılan Elçin bebek ailesine henüz teslim edilmedi. Alman Gençlik Dairesi'nin kara sicili bu tür örneklerle dolu. Annesi sağlık sorunları yaşayan bir çocuk kolayca koruma altına alınabiliyor. Geçim sıkıntısı da bir diğer bahane. Daha da ileri giden Gençlik Dairesi oynarken düşen bir çocuğu bile ailesinden şiddet görüyor bahanesiyle koruma altına alabiliyor. Koruma altına alınan Müslüman ailelerin çocukları ise farklı din ve kültürlerdeki ailelere veriliyor. Avrupa'da sözde koruma altına alınan çocuk sayısının en yüksek olduğu ülke Almanya. Ülke genelinde yaklaşık 62 bin çocuk ailesinden koparılmış durumda.
Bu çocukların %82'sinin ne kadar süreyle ailelerinden uzak kalacakları ise belirsizliğini koruyor. Türkiye yardım elini uzattı. Cezayirli öğrenciler bilgisayara kavuştu. TİKA tarafından yaptırılan bilgisayar laboratuvarının açılışı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan tarafından yapıldı. Türkiye yardım elini ihtiyacı olan ülkelere uzatmaya devam ediyor. Cezayir'deki Areske Adjut İlkokulu, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı TİKA'nın desteğiyle bilgisayar laboratuvarına kavuştu. Laboratuvarın açılışını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan yaptı. İşte bugün ülkemizin dostluk eli TİKA tarafından kurulan bu bilgisayar laboratuvarını açıyoruz. Emeği geçen herkesi kutluyorum. Çocuklarımıza hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Eğitim hayatlarına olumlu katkılar sağlamasını temenni ediyorum. Öğrencilerle yakından ilgilendi Emine Erdoğan. Onlara hediyeler verdi. Sınıfları gezen Emine Erdoğan, TİKA'nın yaptığı çalışmalarla ilgili de bilgi aldı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'ın yargılama sürecinde söz sırası savunmadaydı. Beyaz Saray avukatları Demokrat Parti'yi 2016 seçiminin sonucunu siyasi davayla değiştirmeye çalışmakla suçladı. Avukatlar davayı Amerikan tarihinde seçimlere yapılan en büyük müdahale olarak tanımladı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın yargılanma sürecinde söz alan savunma avukatları, demokratları siyasi hareket ederek 2016 seçiminin sonucunu değiştirmeye çalışmakla itham etti. Avukat Jay Sekulow, Trump'ın Rusya ile işbirliği yaptığına dair kanıt bulunmadığını söyledi. Rusya soruşturmasını yürüten eski savcı Robert Mueller'in hazırladığı raporu göstererek demokratları bu kez de Ukrayna'yı kullanmakla suçladı. Avukatlar Trump'ın Ukrayna'dan kendisi için herhangi bir şey istemediğini yineledi. Öte yandan avukatlar normalde 8 saat olan savunmayı 2 saatle sınırlı tuttu. Trump'ın avukatları kalan 22 saatlik savunma hakkını pazartesi ve salı günü kullanacak. Bu arada iddia makamı olan demokratlar davayla ilgili 28.578 sayfalık savunmayı senatoya sundu. Amerika Birleşik Devletleri'nde bir havayolu şirketi Müslüman yolculara ayrımcılıktan para cezasına çarptırıldı. Amerikan Ulaştırma Bakanlığı 2016'da yaşanan iki olayda 3 Müslüman yolcunun haksız yere uçaktan indirildiklerine hükmetti. Şirkete 50 bin dolar para cezası kesti. Now we're getting kicked out. We're getting kicked out because we spoke a different language. Müslümanlara karşı ayrımcı uygulamalarıyla gündeme gelen ABD'li Delta Havayolları şirketi para cezasına çarptırıldı. 2016 yılında iki farklı olayda 3 Müslüman yolcu uçaktan zorla indirildi. Amerikan Ulaştırma Bakanlığı şikayet üzerine başlattığı soruşturmayı 4 yılın sonunda tamamladı. Şirket 50 bin dolar para cezasına çarptırıldı. Para cezası çok az bulunsa da verilen karar ayrımcılığa karşı önemli bir uyarı olarak değerlendirildi. Bakanlık ön yargılı olunmamasına ilişkin yasayı ihlal etmesi nedeniyle şirkete ek yaptırımlar da getirdi. O uçaklardaki pilot ve uçuş görevlilerine kültürel hassasiyet eğitimi verilmesine hükmedildi. 2016 yılında 3 Müslüman yolcu uçaktaki bazı yolcuların şikayeti üzerine zorla uçaktan indirilmiş, bir daha da uçağa alınmamıştı. Grammy müzik ödülleri sahiplerini buldu sevgili seyirciler. Bu yıl 62.si düzenlenen törene beşer dalda ödül kazanan Billie Eilish damga vurdu. Müzik dünyasının saygın ödülleri arasındaki Grammy ödülleri 62. kez sahiplerini buldu. Kaliforniya'da düzenlenen tören geçirdiği helikopter kazasında hayatını kaybeden ünlü basketbolcu Kobe Bryant için yapılan anmayla başladı. Geceye beşer dalda ödül kazanan Billie Eilish damga vurdu. Billie Eilish ve Finneas O'Connell, Bad Guy şarkısıyla yılın şarkısı ödülüne layık görüldü. Billie Eilish ayrıca en iyi albüm, en iyi yeni sanatçı, en iyi pop vokal albümü ve yılın kaydı kategorilerinde de ödül kazandı.
Amerikalı şarkıcı Lizzo en iyi pop solo performansı, en iyi geleneksel R&B performansı ve en iyi çağdaş albüm olmak üzere 3 dalda ödül kazandı. Rafadan Tayfa Göbekli Tepe filminin Avrupa'daki gösterimi sürüyor. TRT Çocuk kanalının çizgi film serisinin ikinci sinema filmi olan yapım bu kez Avusturya'da izleyiciyle buluştu. Filme yoğun ilgi gösteren çocuklar sevdikleri karakterlerle bol bol fotoğraf çektirdi. Avrupa galası Köln kentinde yapıldı. Stuttgart şehrinde ise binlerce izleyiciyle buluştu. Almanya'nın ardından yeni durakları Avusturya oldu. TRT Çocuk kanalının çizgi film serisinin ikinci sinema filmi olan Rafadan Tayfa Göbekli Tepe Linz kentinde izleyicilerle buluştu. Film gösterimi öncesinde ise yurt dışı Türkler ve Akraba Toplulukları Başkanlığı'nın desteğiyle bir etkinlik düzenlendi. O etkinlikte film karakterleri çocuklarla bir araya geldi. En sevdiğim Akın oldu ve film Göbekli Tepe'de geçiyordu. Çok güzeldi. Güzel mi diyorsun? Peki Göbekli Tepe'ye gitmek ister misin oraya? Çok güzel bir yer. Ailelerin de yoğun ilgi gösterdiği buluşmada çocuklar televizyonda gördükleri karakterlerle fotoğraf çektirmek için adeta yarıştı. Hadi oğlum vur artık. Animasyon ve macera türündeki çizgi film Rafadan Tayfa ekibinin Göbekli Tepe'de yaşadığı gizem dolu maceraları konu alıyor. Filmin yapımcısı ve yönetmeni İsmail Fidan. Senaristliğini Ozan Çivit'in yaptığı filmde Göbekli Tepe dünyada ilk kez bir animasyon filmiyle anlatılıyor. Rafadan Tayfa Göbekli Tepe pazartesi günü de Viyana'da izleyicilerle buluşacak. Bu haberle birlikte Avrasya gündeminin bugün de sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte dünyadan, Türkiye'den, Türk dünyasından gelişmelerle biz karşınızda olacağız. Hoşçakalın.